Merhaba arkadaşlar, ben Halil Hoca. Evet, 2023 yılına ait bursluk sınav sonuçları açıklandı. Sonuçları öğrenmek için MEB'in kendi sitesine girebilirsiniz. Peki neler var dikkatinizi çeken sonuçlarla ilgili? Hemen onlara bakacağız. Birincisi arkadaşlar, sınav 3 Eylül Pazar günü yapılmıştı ve sabırsızlıkla sınav sonuçlarını bekliyorduk. 22 Eylül'de bugün itibariyle sınav sonuçlarını açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı. Çok kısa sürede açıkladı yani. Peki 70 bin olan kontenjanı kaça çıkarmıştı? 100 bine çıkarmıştı arkadaşlar. Tam 100 bini öğrenciye çıkarmıştı. 30 bin ekstradan deprem bölgesi için kullanılmıştı arkadaşlar. Peki burada dikkatimizi çeken birkaç şey daha var. Devlet koruması altında olan diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3871 öğrenci sınava katıldı ve tamamına devlet burs hakkı tanıdı. Ayrıca annesi ya da babası hayatta olmayan, Allah rahmet eylesin, depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8769 öğrenciden 6925'i sınava girdi. Yani sadece sınava girmeleri yetti. Çünkü sınava giren bütün öğrencilere burs imkanından faydalandırdı arkadaşlar. Toplamda ise bursluk sınavına giren başvuran 1.044.846 kişiden 875.987 aday sınava katıldı ve bunlar içerisinden 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Aylık şu an ne kadar? 1.020 lira. Ama her 6 ayda bir zamlanıyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda burs kazanan arkadaşlar 12. sınıfın sonuna kadar da burs almaya devam ediyorlar. Şu an dediğim gibi 1.020 lira civarında ama her 6 ayda bir zamlanıyor. Onun için ideal bir para diye düşünebiliriz. Peki bursluk sınav taban puanları bu sene ne oldu? Bir de onlara bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi geçen sene için yani 2022 yılında tahmini bazı puanlarımız vardı bizim arkadaşlar. Kazanan en son öğrencilere göre niye tahmin ediyorum? Çünkü biz kazanan öğrencilerden en son kazanan öğrenciyi bulmaya çalışarak bu puanları çıkarıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili herhangi bir istatistik yayınlamıyor arkadaşlar. 2022 yılında hemen hemen 5. sınıflarda 456 puan, 6'larda 455, 7'lerde 446, 8'lerde 459, 9'larda 421, 10-11'lerde de hemen hemen bu aralıkta bir puan aralığı vardı. Peki 2023'te bu puan dilimleri hangi aralığa geldi? İşte bunu sizler belirlediniz arkadaşlar. Kazanan veya kazanmayan arkadaşlar yorumlar bölümünde şu puanla kazandım, şu puanla kazanamadım, kaybettim diye yorumlar bölümüne atarsanız 2023 taban puanlarını da belirlemiş oluruz arkadaşlar. Şimdiden kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanamayan arkadaşlar da ümitsizliğe kapılmasınlar. Gelecek sene tekrar bu sınava girme hakları var. Tabii ki 11. sınıf değillerse. Kendinize iyi bakın.